Sen düşün, ağrısı böyle kaldı mı? Ağrısı indah midir mi efendim? Ben nerede? Ben üçüncü gün orası saç baş. Ama güzel oldu ya. Sanki yani meclis kürsüsünde böyle. Seda Sayan, ya o çok denir biliyorsun. Sana da deniyordur hani dinleyiciler, izleyiciler. Çok heyecanlı oldu. Ay sizi görmek istiyoruz. O gaz hep verilir ama tabii aldanmamak lazım. Çünkü Nasuh'un dediği gibi yani siyaset, hele ki şu Soma olayında bir kez daha anlaşıldı ki siyaset, ölü üzerinden siyaset yapmayın diye saçma sapan bir laf çıktı. Oysa ki siyasetin birincil amacı var. Bu hani en basit değil mi? Hukuka giriş kitabında bile vardır yani. Ali topa at gibi basit bir cümle. Siyasetin tek maksadı vardır. İnsan hayatını daha iyileştirmek. Ve şimdi Türkiye'de de bu bakış açısıyla mı Allah aşkına siyaset yapılıyor? Hani bütün partiler nezdinde bakalım. Bir bakalım neler oluyor. Hani partiler arası bir güç savaşı. Ama unutuldu yani o insan şeyi falan. Hani benim gibilere göre değil. Yani ben eleştiririm, yazarım, çizerim, şey yaparım ama siyaset sahiden iyi siyasetçi hani Süleyman Demirel gibi o eski kuşak hani değil mi adam yani kaç darbe, kaç kere ipten dönen bir adam Süleyman Demirel. Yani o kararlılık. Rağmen doğaçlama yeteneğini hiç kaybetmemiş. Onlar bizde yok ha ama bir şey olur gerçekten hani sosyal bir proje olur. Ben çıkayım, konuşayım, insanlara yardımcı olayım, moral vereyim, destek olayım. Hani parti dışında bir şey ama siyaset yapabilmek için bu iş grubunun dışında sahiden çok kararlı insanlar lazım. Çünkü onun içinde yani gördüğümüz bunu her parti yapıyor ayrıca yani AKP'si, CHP'si değil. Küçük böyle tangodaki gibi böyle adımlar atıyorlar. Yani bir bakıyorsun mesela Mustafa Sarıgül. Beni hayatımda en çok hayal kırıklığına uğratan adam ya. Şu seçimde yani oy verdiğim için şu ellerimi kesesim var. Yani ortaya bir çıktı bir vizyon, bir misyon tamam okey inandık. Ama ben Marmara'yı kullanıyorum son zamanlarda. Yani o Marmara Ray o kadar rahat bir şey ki ya onun karşısına bir şeyle çıkamadı. Onu yapamadı, bunu yapamadı. Yani esasında Sarıgül üzerinden muhalefet partilerinin çok ders çıkarması mümkün. Yani ortaya bir şey çıktı, inandık, güvendik ama sonra gördük ki o çünkü bir ruh hali içindeydik hepimiz. 17 Aralık ruh hali. Ya Marmara Ray'ın karşısına koyacak bir projesi yok. Bu kadar basitti esasında her şey.